Tabii her platformda Sayın Başkan'ın ifadelerinin altını da çizmekte fayda var. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Nur Çebi bizim hocamız Önder Karaveli deyip yineliyor. Medyada yazılanlar, çizilenlerin hep hiçbirine inanmayın diyor Sayın Başkan. Ee, Şenol Hoca da zaten bir yazılı açıklama yaptı. Ee, Nuno Espírito adı konuşuldu, masaya yatırıldı. Medyada yazanlar tabii ki de ama Beşiktaş Başkanı e, Sayın Nur Çebi ve beraberinde tek yetki verdiği Ceyhun Bey Sayın Kazancı, Kazancı. E, o da diplomasiyi sürdürüyor. E, işte Sırp, Hırvat hani o pazardan bir teknik adama da yönelebilecekleri gelen bilgiler arasında ama beyan esastır diyorsak Ahmet Bey'in açıklamaların üzerinden gidelim. Sözü Mehmet Emin'e vereyim. Sayın Başkan dedi ki hocamız Karabeli sezonu onunla tamamlayacağız. Ama nihayetinde beştaşın e, hoca arayışının olduğunu herhalde sağ bile duydu. E, burada önler hocaya sezon sonuna kadar en azından yönetimin doğru şekilde destek verdiğini gördük. Çıkıp yaptıkları açıklamalarla bunu gerçekleştirdiler. Ama e, bir yerden sonra sistemeye yapacak bir hoca arayışı olduğu da aşikar. Tabii bu tek başına bir teknik direktör transferiyle olmuyor. Doğru hocaya, doğru takımı, doğru takımı kuracak imkanları sunmanız gerekiyor. Ee, gündemdeki isim Nuno Espirito. Ee, bu hoca biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Ee, özellikle Wolverhampton e, performansı dikkat çekmişti ki sonrasında bir Tottenham yaptı. Ondan sonra da boşta. Eee... Konu Türk futbolu olunca açıkçası şu an dünyada ön planda olan hocalar Portekizler ee, ve Hırvatlar. Daha önce de bir e, deneyimi var Beşiktaş'ın bir Hırvat hocayla. Ama ben e, hocanın pasaportundan ziyade kimliğiyle ilgileniyorum. Futbolcu, futbol adamı kimliğiyle ilgileniyorum. Şimdi siz nasıl bir futbol kültürü oturtmak istiyorsunuz. Buna bir karar vereceksiniz. Bu kültürü oturtmak için doğru imkanlara sahip misiniz? Onu netleştireceksiniz. Tabii bütün bunları gerçekleştirecek ekonomik imkanlar da elinizde var mı? Şöyle ki şimdi Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı var ve bu kontenjan önümüzdeki sezon 12'ye inecek. Beşiktaş'ın zaten kadro dışı bıraktığı yabancılar var. Yani siz çok ciddi bir sürkülasyon yapmak durumundasınız. Göndereceksiniz 12'yi yakalayacaksınız. O 12'yi yakaladıktan sonra gelecek teknik adama kendi istekleri doğrusunda bir takım oluşturmak için kontajanda boşluk oluşturmak zorundasınız. Bu da ortalama 2-3 yani yabancı oyuncu. Onları da göndermek zorundasınız. Yani ciddi anlamda bir yabancı alışverişi olacak siz oynatmadığınız oyunculara yıllık 80 milyon lira öderken oynatmadığınız, kullanmadığınız yabancıların maliyeti 80 milyonken ekonomik olarak önünüzü görmekte zorlanıyorken bu hocanın maliyeti, yeni transferlerin maliyeti bütün bunlarla başa çıkabilecek misiniz? Ya da elinizdeki mali imkanlarla o doğrultuda kurabildiğiniz sakın bu hoca için yeterli olacak mı? Yani özeti şu, biz bir teknik adam buluyoruz. Ama o teknik adama doğru imkanlarını sunamıyoruz. Sonra hocayı kovuyoruz. Yeni hoca alıyoruz o da olmuyor. Çünkü biz aslında doğru takımı kurmamışız. Çünkü bizim futbol aklımız at gözlükleriyle baktığımız dar alandan ibaret. Çünkü biz bir futbolcu ararken kafamıza sabit oyuncular var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyoruz. Bu takımların ihtiyaçlarını konuştuğumuzda sol bek arayan Fenerbahçe için Ahmet, golcü arayan Beşiktaş için Mehmet, orta saha arayan Galatasaray için de Ali dışında oyuncu yokmuşçasına davranıyoruz dünyada. Sürekli aynı adamlar üzerinden bir futbol aklı geliştirmeye çalışıyoruz. Gelen hocaların transfer taleplerine burun kıvırıyoruz. Onların tanıdığı oyuncular değil, bizim daha da ziyadesiyle bizim taraftarımızın tanıdığı oyuncular bizim takımımız için de değerli. İşte Fenerbahçe'yi konuşurken bugün Crespo'yu alkışlıyoruz. Halbuki o Crespo bu takımın en zayıf yabancı halkası olarak takıma son gün takviye yapılmıştı, eklenmişti. Herkes burun kıvırmıştı. Ama adamın oynadığı o fedakar oyun, o çaba, o coşku, o her şeyi verme duygusu diğer oyuncularda yok. En azından onun kadar yok. Biz buna karar vermek durumundayız. Yani biz taraftarın gönlünü hoş tutacak isimleri transfer ederek bir takım mı kuracağız? Yoksa öyle bir takım kuracağız ki taraftar ilk başta ismini bilmediği futbolcuları ikinci, üçüncü, dördüncü hafta sonra alkışlamaya mı başlayacak? Son olarak şunu da ekleyeyim. Her ne halt edeceksek, bütün 20 takım için söylüyorum, bunu lütfen lig başlamadan yapalım. Çünkü biz her sezon şunu söylüyoruz. Yeni hocamız yeni transferlerin kampa yetişmesini bekliyor. Sen de habercisin, sen de habersin. Ha, sen bir de transfer programı sunuyorsun, hazırlıyorsun, sunuyorsun. Ligin üçüncü haftası oynanırken Aykut İnce verelim kırmızı diyor. Ne kırmızısı vereceğiz abi? Ligin üçüncü haftası oynanıyor. O kırmızıların lig başlamadan kampta olması gerekiyor. Haziran gibi. Abi Tembirel problem söyledim. orada. Evet. Krabzon Krabzon öyle evet. yaptı. Trabzon'u evet. yani. öyle alkışlıyoruz. Ve bütün problem şu değil mi? İşte lig başlıyor, transferler geliyor. Üçüncü, dördüncü maça kadar devam eden bir süre var. Sonra diyoruz ki biz işte ligin altıncı haftasında takım oturur. Onuncu haftadan sonra gaza basarız. Arkadaş 38 maç oynuyoruz. E, üçte birinde, dörtte birinde senin takımın oynamamış. İşte sezon sonu geliyor. Son üç haftaya ya bir puan var ya o bir puan. İşte, o bir puanı sen Aylak aylak gezerken kaybettin. Tavşan gibi zıplıyordun ya ortada. Gitti geçti. Kaplumbağa seni geçti. Yoksa Nuno gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş problem değil. Bizim kulüplerimiz doğru yönetilmiyor. Ve biz bunu burada söyleyince efendim siz maliyecisi misiniz kulübün? Efendim siz hangi takımı tutuyorsunuz? Hangi takımla alakası yok bunun? Beşiktaş yanlış yapıyor dediğim zaman bu Beşiktaş'ı bağlar. Çünkü biraz sonra da Fenerbahçe yanlış yapıyor diyorum. Adam sana ne diyor? Ya sana ne bana ne bize ne? Olan Türk futboluna oluyor? Üç gün sonra bizim için Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi televizyonda izlediğimiz yabancı takımlardan ibaret olacak. Ve biz hala burada işte şu kadar futbolcuya şu kadar milyon euro. Kaç milyondu? 40 milyon 425 bin 647 bin euro. 425 bin 647 euro Bon servis <laughs> parası şey ödemişiz. Menajerlik parası ödemişiz. Hepsinde çıkacak bu rakamlar. Eğer geriye dönük bir bakılırsa diğer takımlarda aşağı yukarı bu rakamlar şimdi çıkacaktır. Şimdi Galatasaray bunu açıkladığı için Galatasaray'ı konuşuyoruz. Hepsinde çıkacaktır. E, yani yanlış hepsinde, şey yanlışla görmek lazım ama hepsinde bu, bu hayır, rakamlar işte, çıkacak yani. Onu söylüyoruz zaten. Siz 4 milyon euroluk futbol oynamazken 40 milyon euroluk bonservis harcayacak. Şey, menajer parası harcayacak. Kol bir maç oynatmadan gönderen Fenerbahçe kolkara kırı eminim ki menajer ücreti ödedi mesela. Bir maç yararlanmadan. Abi. Tek tek sayarız burada. Yani şimdi ya, burada hayır, hayır. amaç bütün yanlışları görmek. Şunu Onu söylüyorum söyleyeyim. Savaş. Bu rakamı Galatasaray açıkladığı için bunun üstünden konuşuyorum. Ama şimdi işte Ahmet'e bağlandık. Hala devam eden bir yayın ihale süreci var değil evet, mi? Tabii. Rakam buralara düşmüş. Ya keşke hepsi açıklansa. Kulüpler hayal Sadece 5 yıllık değil Bak, 20 yıllık açıklansa. İlhan Aysal zamanında açıklansa, Aziz Bey zamanında açıklansa, Fikret Olmaz zamanında açıklansa. Açıklanmaz, açıklanmaz da. Başlayın. Keşke açıklansa. Kulüpler diyor ki işte yayın ya haklarımız şöyle olsun böyle olsun. Ya kardeşim siz yayıncıdan aldığınız parayla ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz 3 milyonluk futbolcuya 13 milyon 23 milyon para veriyorsunuz. Ortada oynanan futbol belli kulüp başkanlarının yaptıkları açıklamalar belli. Hakemlere saldıranlar, soyunma odası basanlar, efendim tribünden atlayanlar, megafonla konuşanlar, birbirine saldıranlar, teknik direktörler keza aynı şekilde futbolcular kavga ediyor. Rezil bir futbol ortamımız var. Ama diyoruz ki efendim yayın ihalesinde şu kadar para istiyoruz. İnsan utanır bunu isteme. Ya da sponsor bulamıyoruz diye isyan ediyorlar. Bu tartışmaların içinde bu kadar yani vizyondan bahsederken vizyonunuzu yükseltirseniz o zaman sponsor gelir. Bu şartlarda da sponsorlar kaçar. Zor sponsor bulursunuz. Şimdi hoca konusunda bir defa ben Sayın Ceyhun Kazancı'yı tek başına bırakmam bu işi. Sayın Başkan yanında olsam muhtemelen istişare yapıyorlardı. Neden Ceyhun Bey'e bırakmam? Esperanto dedim mesela. Şu anda Portekizli görüşülüyor. Sergen Hoca'dan sonra Sayın Ceyhun Kazancı'nın bulduğu bir genç teknik adam vardı. Hatırlıyor musun ismini? Ben şimdi hatırlayamadım. Portekizli altyapı alt hocası. Yine Portekizli altyapı hocası. Sergin Hoca'nın görevine son verilmeden önce Sayın Ceyhun Kazancı görüşüyordu. Sonra Sergin Hoca ayrıldıktan sonra görüşmeler sıklaştırıldı. Ve böylesine bir Portekizli genç bir teknik adamın Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemesi Beşiktaş'a kötü haber olarak verildi. Ya ben bunu kabul etmiyorum ya. Beşiktaş eğer öyle bir teknik adamla görüşür ki kabul etmez Beşiktaş'a kötü haber der. Burada bir planlama hatası vardı. Sen bunu kabul ediyor musun? O Anlaştılar, geliyorlar, planlama yapıldı. Altyapıdan önce oyuncu, genç oyuncularla gelecek. Sonra yine ismi aklıma gelmediği için soruyor. Bu Portekiz teknik adamdan Beşiktaş'a kötü haber. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimdir yani? Hangi mazize sahip? Hangi i̇şte, kariyer Estoril sahip? Estoril hocasını diyorsun. Estoril hocasını söylüyorum. Yani ne kadar kariyeri var da Beşiktaş'a kötü haber. Beşiktaş onun için büyük bir şans olması lazımdı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bir marka. Türkiye'nin en köklü bir Beşiktaş. Yani sonunda Üç görüşme, 5 görüşme. Ceyhun Kazancı buldu. Genç bir teknik adam getirdi. E, ee, kabul etmedi sonra anlaşma. İlk önce maaşlar da konuşuldu. İşte 600 bin euroluk maliyeti. Orada bir tazminatı vardı. 300-400 bin euro muydu? Tam rakamlar içinde hatırlamıyorum. Yani böyle bir tazminatını da Beşiktaş vermeyi kabul etti. Şimdi i̇şte gelinen noktada Esperanto belki yeni isimler çıkacak. Hala ben Şenol Hoca'nın olabileceğini düşünüyorum gündemde. Ama Beşiktaş şimdi transfer çalışmalarını sürdürüyorsa hocası biraz bellidir bence. Ama yerli ama yabancı. Şimdi Yetson Fernandez geldi. Ben çünkü şunu özellikle vurgu yapacağım. Kolkır transferini Fenerbahçe hocası belli olmadan aldı. Ve tarihte bir ilktir bir maç oynamadan gönderip aldım gönderdim. Menajer ücreti, futbolcu ücreti. Burada Beşiktaş hocasını bulmadan transfer yapamaz. Çok üst düzey transferler yaparsa bunlar tamam. Ama Yetson Fernandez transferine kimse bir şey diyemez. Şu anda golcüsünü arıyor. Vidan'ın yanında stoper arıyor. Orta saha yeni isimler arıyor. Piyano için gideceğini düşünerekten. Bunların arandığı yerde bence hoca da belli. Hocası belli olmayan bir takım transfer yapamaz.